aslında sanatçılık okumadım. Yani endüstri mühendisliği okudum filan. Yıllarca da çalıştım. Bayağı tüccar gibi filan. Sonra bir marangozhanede kendimce tasarım, deneyim filan yapmakla başladım bu işe. Dolayısıyla tamamen ne yapmak istiyorsam onu yapan biriyim. Yani kendimce ilginç olacağını varsaydığım, insanları şaşırtacağını düşündüğüm, içinde bir fikir olmasını çok istediğim şeyler üzerinde çalışıp duruyorum. Şimdi bütün bu çalışmaları yaparken de farklı farklı malzemeler ve farklı farklı fikirlerle devam etmek istiyorum. Yani çok geniş bir şey tarzım var. Yani stil diye derseniz benim öyle sabit bir stilim falan yok. Her bir şeyle uğraşıyorum. Sonra işte o atölyede ben yıllarca, 8-10 yıldır bazen orada burada gözükmesi ile birlikte çalışıp dururken Kültür AŞ'nin şeyleri gelip atölyeyi görüp bunları biz burada sergileyelim falan deyince benim de çok hoşuma gitti, fırsat oldu falan. Kimse görmüyor, bazı birileri görsün falan diye. Dolayısıyla öyle bir şey oldu. Daha böyle üç boyutlu heykelimsi şeyler, genellikle atık malzemelerden yapılan, onu da şu sebeple yapıyorum, herkes böyle atık kullanıyorum falan deyince amacımın atık kullanmak olduğunu falan sanıyor, değil. Kaygım sadece bedava olmaz. Yani kullandığım malzeme bedava olursa çok şey deneme şansım oluyor bedavadan, o da beni ilerletiyor. Dolayısıyla o denemeler sonucu bir şeylere ulaşıyorsunuz ve o çok zevkli ve kolay bir yol. Atıkla uğraşıyor olmak. Bu ipler ve elemanlar birbirleriyle bir şekilde durma halindeler ya bu bazı heykellerde. Orada bir şey kaygım, kaygı değil de yani bunları yaparken aklıma gelen farklı farklı fikirler vardı. Ve o aralarda şey çalışıyordum işte ben neyim, insan nedir, işte kaç boyuttan oluşur filan falan derken şimdi buradaki her iki ya da daha çok eleman birbirlerine direkt temas halinde değiller, değmiyorlar, bağlı değiller. Bunları bu ipler bu şekilde tutuyor. İplerin hepsi aslında çekiyor ama ona rağmen o iki eleman birbirine yapışmıyor ya da birbirinden uzaklaşmıyor. Uğraştığınızda onu yapamazsınız. Şimdi o zaman şöyle bir şey aklıma gelmişti. Biz işte bir beden ve diyelim bir de ruh filan gibi bir şeylerden oluşuyorsak gözüken ve gözükmeyen olarak ve bunları da bir şekilde uyumlu tutabiliyorsak hayatımızda daha böyle istenilir şekilde ilerliyor gibi düşünüp buradaki analojiyi de ona göre kurduydum. Yani ne demek istiyorum? Elemanlardan birisi ruhunuz, diğeri de bedeniniz ise aradaki bağlar yani ipler hayatın değişkenleri. Bunlar da neler? İşte açlık, susuzluk, sevgili, para, iş vesaire binlerce var. Ve bunların her birini bir şekilde uyum içinde tutmanız hayatı düzgün yapıyor. Böyle bir anlayışla ilerledi bunlar. Şimdi diğer resim kısmında da şöyle bir şey, ben resim yapmayı falan da hadi isteyeyim falan diye uğraştım. Fakat okullu ve bu işin erbabı olan insanların yaptığı şeyler tabii bana göre çok daha teknik ve daha şey, maharetli. Dolayısıyla ben farklı bir şey yapayım derdine düşüp şey denemiştim. Şimdi hem çizen hem çizilen yani hem kalem hem tuval hareket etse aynı anda ve bu hareketler harmonik olsa. Bu şu demek, birisi daire çizerken, dairesel hareket yaparken diğeri düz bir hareket yapsa ve aynı anda da çizse ne olur? Şimdi bunu yaparken ya kalemin ucu kırılıyordu ya da tuval yırtılıyordu filan. İşte o böyle deterjan kapaklarından ortasını delip boyayı koyup akıtarak filan bir yöntem keşfettim. Ve o yöntemle bir sürü de makinalar yaptım. Esas zaten yapmayı çok sevdiğim şey de o makinalar aslında. O makinaları kuruyorsunuz, çalıştırıyorsunuz. Çok primitif yani hiçbir elektronik şu bu vesairesi olmayan mekanik şeyler.
Onları çalıştırıp bu figürleri işte yapmaya çalışıyorsunuz. Ve uğraştıkça o kadar çok olasılık ve o kadar çok yol var ki. Her seferinde daha başka bir şeye doğru filan gidiyorsunuz. Yıllarca da ondan binlerce resim yapmışımdır. Dolayısıyla o da öyle bir resim tarzı. Bir de bazen figüratif şeyler de yapmaya çalıştım. O böyle hani diğer sanatçılara biraz öykünme filan gibi. onlardan da işte ne bileyim o bobin heykeller ya da daha figüratif resimler filan da var. Onlar da gerçi farklı teknikler uydurarak yapılmış filan bir şeyler. Öyle işte ben sanatçı derseniz çok da hani Schopenhauer tanımında sanatçı değilim. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kültür AŞ kısmı bize şöyle bir olanak tanıyor. Ben aslında bir sürü bir şeyler yapıp atölyemde oraya buraya asıp gelen giden eş dost görürse görüyor, görmezse görmüyor filan. Sergilerle filan da galerilerle filan çalışmak bana çok uyan bir şey değildi. Birkaç denemem oldu ve olmadı. Belediyenin böyle bir şeyi yani bize kullandırabilmesi muhteşem bir olanak. Yani dolayısıyla burada binlerce kişi işte görüyor filan. Bu da beni çok şey yapıyor, ne diyeyim, memnun ediyor aslında. Oradaki kaybolup gideceğine filan birileri görmüş oluyor. Belki onlara bir fikir veriyor ya da bir şey açıyor filan. Dolayısıyla belediyenin bu işlemleri, ki bunu çok yapıyorlar, bir sürü yerde yapıyorlar, çok takdire şayan, muhteşem bir şey. Hepsine teşekkür ederim.